sizin sorunuzun merkezine aldığınız o ilahi aşk meselesi de, onu ne kadar anlıyoruz? Onun derdi nedir? Ne kadardır? O derdini terennüm ediyor şiirlerinde. Biz o şiirleri bu çağdaş kafamızla ne kadar doğru anlayabiliyoruz? Bu da fevkalade evet, önemli. Tabii. Yani çağdaş insana etrafındaki birçok konu çağdaş insanın kafasını eski tabirle müşevveş hale getirmiş. Kafamız müşevveş, yani karışık, karma karışık kafamız var. Dolayısıyla Yunus'un şiirini okuyoruz. O ilahi aşk denen ki makamların en üstünüdür o. O ilahi aşkı terennüm ediyor o güzel insan. Ve fakat bizim kafamızın müşevveşliği sebebiyle, karışıklığı sebebiyle ondan almamız gereken hisseyi alamıyoruz. Evet. Şimdi buradan daha sorunuza daha yakın, sorunuzun daha yakınına gelelim. Şimdi bu ilahi aşk meselesi nasıl bir iş? Nereye oturacak? Nasıl oturacak? Bunu kim kime nasıl öğretecek meselesi var. Evet. Şimdi burada isterseniz bu soruyu da bir ayetle irtibatlandıralım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Türkçesini söyleyeyim. Siz biliyorsunuz o ayeti. Allah Teala buyuruyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız veya sevmek istiyorsanız bana tabi olun de evet, onlara diyor peygamberimize. Evet. De ki insanlara, müminlere de ki Allah'ı sevmek mi istiyorsunuz? Bu ilahi aşk denen servetle buluşmak, tanışmak, sevişmek mi istiyorsunuz? Bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Evet. İşte ilahi aşk burada. Bizim bazı dostlarımız bu ilahi aşk kelimesine de biraz soğuk bakar. Hmm. Yani ilahi aşk kelimesini biraz soğuk karşılar. Muhabbet kelimesini tercih eder. Malum Kur'an-ı Kerim'de muhabbet evet, kökü var. Aşk kelimesi kullanılmaz. Fakat oraya takılmamak lazım. Onu geçmek lazım bendenizin kanaatine göre. Şimdi buradaki mesele şu. Allah'ı sevmek, buna ister ilahi aşk de, ister ilahi muhabbet de, ister muhabbetullah de, evet, eyvallah, hepsine eyvallah. Mühim olan bir müminin bu kemal noktasını yakalaması, bu dini hayatımız için olmazsa olmaz. Yani bu dindarlığımız için evet, gereklilik, yani bu ilahi muhabbet, muhabbetullah. Bu muhabbetullah'ın birinci maddesinde diyor ki, Resulullah'a tabi olacaksınız. Bendeniz bunu şöyle formülleştiriyorum Kamilciğim. Buyurun. Diyorum ki, Allah'a aşık olmak isteyenler, Resulullah'a aşık olmalıdır. Bu ayette açık zaten. Tabii. Bu birinci merhale ayette açık. Allah'a aşık olmak isteyenler, bu muhabbetullah'la tanışmak isteyenler, muhabbeti Resulullah'la tanışmış olması gerekiyor. O yola girmiş olması gerekiyor. Nokta. İkinci soru. Peki bu Resulullah muhabbeti nerelerde? Evet. O zaman o soruyu sormak gerekiyor. Tabii. Yani. Resulullah muhabbeti nerelerde? Bendeniz ona şöyle bir formül buluyorum. Allah'a aşık olmak için Resulullah'a aşık olmak lazım. Resulullah'a aşık olmak için Resulullah'a aşık olanlara aşık olmak lazım.